Konağa gidecek. Konakta işi varmış. Aynen. Birlikte gideceğiz konağa kadar. Bayılmaz. Sam Bostanlı Atakent civarında yaşıyor. Bu deniz kıyısına, sahil kısmına falan da çok hakim. Oralarda gezen çok özgür bir ruh aslında ama biz bu kadar fazla özgürleşeceğini de öngöremedik açıkçası. Bu yaşam bölgesinden onu seven fakat aslında biraz da sorumsuzluk gösteren bir hayvansever ile Bostanlı Vapur İskelesi'ne kadar eşlik ediyor ona. Vapura mı biniyor? Evet, onun peşinden nasıl olduğunu bilmiyoruz ama vapura biniyor. Sonra konakta iniyor herkesle beraber. Biz bu haberleri, bu ihbarları aldık. Aynı gün içinde konak bölgesinde epey bir aradık. Fakat bulamadık tabii. Ona da yabancı bir bölge olduğu için sanıyorum biraz o civarda geri dönme çabaları başladı. Bu 1,5 aylık bir süreç. O 1,5 ay içinde biz dönem dönem sosyal medya üzerinden paylaştık Sem'in fotoğraflarını ve geri dönüşümler aldık. Bilumum toplu taşıma araçlarından, metro, daha sonrası tramvaydan, en son Şirinyer otobüsünden. Yani İzmir'in gezmediği bölgesi kalmadı. Bir ara Karşıyaka'ya kadar geldi metroyla. Biz ihbarı aldık fakat nasıl yaptı bilmiyoruz. Geri dönen bir metroyla tekrar Alsancak'a kadar geri döndü. En son Bayraklı'da indiği haberini aldık. Çok taze bir haber olduğu için hemen gitti. Ebru diye bir arkadaşım var, onun beslenmesiyle de ilgilenen. 1,5 saat arama sonunda Sem'i buldu ve bölgesine geri bıraktı. Aslında istiyorduk onu da burada yaşam alanında gözlemleyelim, sizlerle paylaşalım ama özgürlüğün verdiği o duyguyla şu aralar nerede olduğunu çok göremiyoruz. Ara ara görüyoruz, beslenmek için geliyor ve kayboluyor daha sonra tekrar ama tekrar aynı yolları denemeyeceğini ümit ediyoruz. Geri dönmek veya alıştı artık toplu taşıtlara. Onları bilmemesini ümit ediyoruz. Şimdi aslında bu arkadaş önce bunu komik bir olay olarak paylaştı. Aslında paylaşması bizlerle iyi oldu. Aslında hani yaptığı olay çok şey değildi, komik bir olay değildi. O paylaştı vapurdaki hallerini ve bıraktı. İşin kötüsü karşıya geçtikten sonra, hani bir şekilde karşıya geçtikten sonra geri dönüş yolunda ona yardımcı olsaydı bu raddelere gelmeyecekti. Ve görüp bunu güzel bir anekdot olarak paylaşıyorlar ama biz her gördüğümüzde bu bizim Sam bu sefer ne tarafa gidiyor vesaire. Yani bu bulma ve kaybolma anından sonraki onu gördüğümüz anlar çakışmadı birbiriyle. Ama artık en son iyicene yaygınlaşınca bu paylaşımlar daha yakın ihbarlar almaya başladık. Yine aslında çok kolay olmadı. Bayraklı çevresinde 1-1,5 saat kadar aradı arkadaşım, pes etmedi. Bulduk, şans da yaver gitti. Zaten Bayraklı'da kalıp Sem oradan buraya bir şekilde kendi imkanlarıyla gelmeye çalışsa daha kolay gelecek ama yanlış toplu taşıt araçlarına bindiği için maalesef, hatta onunla ilgili bayağı espriler döndü sosyal medyada artık. Hani turist emer diyenler oldu, ona bir izban veya işte böyle toplu taşım kartı çıkaralım artık kolaylık sağlayalım diyenler oldu. Yani Sem bu konularda gerçekten vapur da dahil bütün toplu taşıt araçlarını kullandı. Nasıl becerdi onu da bilmiyoruz ama
ambayan hepsi şeyli olduğu için, elimizde belgeli olduğu için biz de şaşkınlıkla takip ettik o süreci. Sam de bu şekilde bu civarı bildiği için kendi alanları içine yabancı çok fazla hayvanı sokmuyorlar. Konağa gittiği zaman orada yaşayan o bölgenin kendi köpekleri var. Biz ondan çok endişe ettik. Onu aralarına almayacak. Çünkü erkek de bir köpek. Erkek köpekler daha lider olduğu için karşıt köpeklerle, çetelerle vesairelerle karşılaştıkları zaman ezilebiliyorlar açıkçası. Ondan çok endişe ettik ama çok şey bir hayvan. Yedi düvelle barışık bir hayvan, öyle diyeyim. O şekilde bayağı da zayıflamış bir şekilde geldi gerçi. Çünkü burada düzenli besleyen dostlarımız olduğu için. Ama bir şekilde 1,5-2 ay hayatta kaldı. Ufak bir olay gibiydi ama trajikomikti bu kadar gezmesi. Semih yolculuk Bostanlı'da başladı konağa. Konaktan daha sonra Alsancak, Halkapınar arasında çok gelgitler oldu. Ama en son Şirinyer'de de gördük. Çok şaşkın bir şekilde oraya kadar gitti. Yani İzmir'in her tarafını gezdi. Evet, bütün toplu taşıma araçlarıyla gezdi diyebilirim. Önce Bostanlı vapur iskelesiyle başladı. Bostanlı'dan konağa geçti. Konaktan sonra Alsvinyer otobüsünde görüldü. En son Bayraklı'da artık bayağı bir derin araştırmalar sonucunda, uzun arayışlar sonucunda tekrar toplu taşıma binmemesini ümit ediyoruz. Çünkü çok alıştı bu gezilere. Bulunmasıyla ilgili mutluluğu ben sizinle paylaşayım. İlk bulduğu an arkadaşım tabii ki o heyecanla ve mutlulukla o çekememiş o Bayraklı'daki bulunma anını ama burada videosunu çekmiştik. Hemen bir beslendi. Çok acıkmış. Beslemesini yaptık.